Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım, izleyenlerimin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda bir link bırakıyorum. Telefon ki Whatsapp'tan bana yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. 0533 031 0132 Ayrıca e, Buket de Kahve Falı Instagram hesabından da ulaşmanız mümkün. Ben e, izleyecek herkes adına gönüllerinden geçirdiği güzellikler gerçekleşsin diye niyetleniyorum. Bu şekilde açacağım şimdi sizlere göstereceğim fincanımızın mesajı neymiş arkadaşlar hep beraber dinleyelim falımızı güzel şeyler çıksın diyorum ve tüm güzellikler bize bulsun diyorum Öncelikle açar açmaz temennim bu Evet arkadaşlar fincanımı size gösteriyor olacağım Ben geçmişte gördüğüm kısımları mutlaka yorumlayan bir yorumcuyum Öncelikle geçmişinizde iki tane dileğinizin olduğunu görüyorum bu iki dilekle alakalı iki kişiyle konuşmuşsunuz. Birisinin için bir iki kişi konuşması gerekiyor. Birisi için bir iki kişi konuşması gerekiyor. Şeklinde görüyorum açıkçası. Şimdi geçmişinizi biraz karışık görüyorum. Tabii ki de geçmişte kalmış olarak olması sevindirici. Falın güzel bir enerjisi var. Güzel dilekler temennilerde bulunun. Bakalım neler söylüyor dinliyoruz. Şimdi... Ee... Karşınızda biri var arkadaşlar. Ee, karşınızdaki kişinin arkasında bir insan duruyor. Siz aslında 2-3 kişi olarak o insana E harfi var bu insanda. Ee, bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. 3 e, ferdin bir kişiye bir şeyler anlatmaya çalıştığını görüyorum. Ama bu kişinin arkasındaki duran insan e, yani sanki karşınızdaki insan o bir kişiyi size kabullendirmeye çalışıyor gibi çıkmış. Yani o üç kişi olarak hem fikri olduğunuz bir konu. Karşıdaki insan da arkasında duranın aslında iyi bir insan olduğunu kabullendirmeye çalışıyor. Bu sizin hayatınızdaki var olan bir insanı üç kişiye kabullendirmeye çalışıyorsunuz olarak da değerlendirilebilir. Tabii ki de kolektife baktığım için herkes kendi hayatına uyan kısımlarını alsın. E harfi var. Üç kişiye tek kalan bir durum var. Dediğim gibi arkasında bir insanın iyi bir insan olduğunu kabullendirmeye çalışıyor gibi. Direğin bir tanesi de bununla alakalı olduğunu görüyorum. Bir diğer dilek ise yine iki kişi karşılıklı konuşma var ama bir yol bağlantılı bir dilek bu. Yani biraz hakikaten dua ettiğinizi görüyorum bu dileğinizle alakalı. Ne olur gerçekleşsin diye dua halindesiniz. Karşılıklı konuşmalar var, fikir aldığınız kişiler var hayatınızda bu dileğinizle ilgili nasıl gerçekleştirebileceğinize dair. E sonrasında hakikaten özellikle dileğin sanki bir tanesi buradaki küslük sonlansın gibi ama buradaki de gerçekleşsin, geleceği taşısın dediğiniz bir dilekmiş gibi görünüyor. Çünkü ikinci dileğinizle alakalı bir e, tekrardan konuşma halinde olduğunuzu görüyorum e şöyle söyleyebilirim bereketli bir insan olduğunuzu görüyorum yani sizin o iki dileğiniz neyse var olmaya devam ediyorlar yine burada e hani kısım kısım kademe kademe e, tekrara düşürdüğünüz bir dilek olmasını gönülden istiyorsunuz demektir bu e, ve gerçekleşecek ve gerçekleşe ne kadar da siz aslında direteceksiniz bununla alakalı şimdi Öncelikle günümüzü geldiğimde ben bu dileklerinizin gerçekten e, artık hamleye başlamışsınız. Yani sadece dilemek istemek yerine artık adında atıyorsunuz bunları gerçekleştirmek adına. Böyle bir çaba içerisinde olduğunuzu görüyorum. Arkadaşlar sırtınıza bir insanı almışsınız. Gerçekten kısmetli bir insansınız. Bu yükün sizde olduğu anlamına gelebilir tabii ki de ama yani ben sanki evlenmek istediğiniz biri var ya da hayatınızda sevdiğiniz biri var da karşınızdaki insanlara bunu kabullendirmeye devam edecekmişsiniz gibi görünüyor. Ya da bizzat bu ailenin yükü sizin üzerinizde ama sırtınızda aldığınız bir insan da var. Onun da yapması gerekenleri siz yapıyorsunuz gibi çıkmış. Şimdi size bununla alakalı bir şeyler söylüyorlar ve sizin kafanız karışıyor. Yani ya yükü sen tamamını alma bölsenesen sen bu yükü der gibiler. Biraz böyle sizin kafanızı sulandırıyorlar gibi görünüyor. Çünkü baktığınız tarafta bir sis pus durumu var. Mayıs ayı içerisinde arkadaşlar bir Hmm, kişinin üstlendiği sorumluluğu da alarak iki kişiyle konuştuğunuzu görüyorum ve bu iki kişi sizin aklınızı biraz kurcalıyor ee, yani sizi bir bilinmezlik bekliyor gibi hissedeceksiniz mayıs ayı sonrasında bir rahatlamanız çok net gösteriyor ama bu belirsizlik sisi pustu kafanızın karıştığı netlik olmayan bir süreci isteseniz de istemeseniz de yaşayacaksınız dedi bana süreç olarak mayıs sonunda bitiyor gibi görünüyor Mayıs sonunda bakın yine iki dileğiniz var. Yani bu iki dilekle alakalı e, benim adım e, işte kendinden örnek verecek olursa benim adım bu kez de bu iş olacak dediğiniz bir şey. Yani kendinizin e, ne olup ne pahasına olursa olsun ben bu ikisinde hayatı geçireceğim dediğiniz bir şey. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarının açıkçası bunlarla alakalı adımlar attığınızı, çabalar harcadığınızı görüyorum. E, sadece bir tanesi parayla alakalıymış gibi görünüyor. Şimdi bu parayla alakalı olan kısmı e, tayin terfi gibi değerlendirebileceğim işin içine resmiyetin de girdiği bir süreç arkadaşlar bir erkekle konuşma var burada şimdi burada ben resmi bir şey gördüğüm için bu imzayı belge olarak değerlendiriyorum bu belgede resmi bir belge. Sözleşme imzalayacaksanız, Haziran sonrası Temmuz'da olur diyebiliyorum. Ev satacaksanız ya da satın alacaksanız ya da tayinlerinizi bekliyorsanız, boşanma davanız varsa bu her neyse, kolektife baktığım için de detaylı örneklendiriyorum. Tabii ki de herkesin hayatındaki dava, dosya, evrak nedir? Ee, onu bilemem ee, ama bu, bu ifadeyi gösteren bir fincan özellikle temmuzdan sonra aldığınız karar ve gideceğiniz yolla kesinlikle bu süreci sonlandırıyorsunuz temmuz sonrasında bir yüzükle alakalı da bir konuşma var arkadaşlar yani ben artık hayatımı aşka da sokuyorum evliliğini bu evlilik bile olabilir bu imza çünkü gerçekten hayatınızı etkileyen bir imza şeklinde gösteriyor şimdi eee Yalnız iki kişi aracı olacak ve bir iki kişini karşılıklı konuşup ortalarında yüzük oluştuğunu görüyorum. Hakikaten Temmuz ayı itibariyle bir hani haneden birinin ya da bizzat sizin yüzüğünüz söz konusu olacak. Bu evlilikle alakalı bağdaştırılıyor. Söz olur, nişan olur, teklif olur ama ciddiyete dönecek bir ilişki olur. Temmuz gibi hayatınızdaki insanla evliyseniz de evliliğinizle ilgili iki kişinin de dahil olduğu özellikle var olan sorunlar halledilebilir. Yüzü temiz gördüğüm için bir boşanma gibi değerlendirmiyorum Temmuz gibi. Aksine yüzünüzle ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız olarak görünüyor. Resmi süreçleriniz varsa Haziran sonu Temmuz'a doğru olacak diyebiliyorum açıkçası. Tain, tarifi ise tayin, terfi ise terfi, işe başlama ya da miras vesaire kesinlikle imza belge süreçleriniz Temmuz'u göstermekte arkadaşlar güzel, bereketli bir fal. Bunun dışında görebileceğim şu vardır, bu vardır diyebilecek bir sıkıntı içermiyor açıkçası falınız. O yüzden bu güzellikler gerçekleşsin inşallah diyorum. Yani geçmişteki iki meseleniz neyse dileklerinizin gerçekleşmesi için çabalayacak olduğunuzdan eminim. Kaldı ki dilekleriniz size Haziran sonu Temmuz gibi artık olumlu dönüşler yani kademe kademe artık gerçekleştirecek olduğunuzu söylüyor falınız bana. Dediğim gibi imza durumlarınızda Temuzu bulacaktır dedi bana falınız. Bakalım e, tabağımız bize neler söyleyecek? Gayet güzel, kısmetli bir fal. E, Tabakta bize Temmuz sonramızı bize neler bekliyormuş. Yani bakar mısınız? Yüreğinizdeki o iki iz yine var. Yani sizin hayatınız boyunca şey diyeceksiniz. Ben işimi toparlayayım, aşkımla da yuvamı toparlayayım. Yani hayatımda başka bir şey istemiyorum. Gerçekten der gibi iki dala tutulmuşluğunuz var burada. Bu iki dal içinde eğer el yani temmuz gibi elde edecek olduğunuzu gördüm. Ama sonrası için korumaya devam etmek. Yani e, zeval gelmesin dermişçesini savunmaya çalıştığınız, korumaya çalıştığınızı çok net görüyorum. Aç tarafı gayet temiz çıkmış. İç tarafında da güzel bir ağaç var. Kökleniyor hatta. Yani önünüzde duran bir insan var. Başı biraz öne eğik hata ettiğini söyleyecekmiş gibi görünüyor. Siz çok daha dik duruyorsunuz. Temmuz sonrasında iki kişiyle konuşma sonrasında özellikle işinizle alakalı var olan dileğiniz kabul olacak diyor bana fal. Ve sonrasında size iş tarafında hata ettiğini bildiğiniz bir insanın da başı öne eğik olduğu için şey diyebilirim net bir şekilde. Ee, sizden özür dilemek isteyecek hata yaptığının farkında erdemlik sizde kalsın erdemli olan siz olun çünkü yapması gerekeni yapmamış söylediğini gerçekleştirmemiş vaat ettiğinin yerine getirmemiş gibi görünüyor ama farkına varmış bu insan ve başı öne eğik durmakta yani temmuz ağustos aylarında özellikle bir de böylesi bir zafer kazanabilirsiniz bir insanın size mahcup kaldığını e, ve yaptığı sinsilikler diyebilirim ya da verdiği sözleri tutmama hali var burada ama size bunları itiraf edecek sizi böyle bir süreç bekliyor. Bunun dışında kesinlikle pozitif bir enerji aldım falınızdan. Dilerim bu güzel gördüm her şey gerçekleşsin. Yani baktığım zaman iş tarafınızdaki gelişmeler sizin canınızı biraz sıkacak. Sanki Ağustos, Eylül aylarında sanıyorum bu duyacak olduğunuz şeyler biraz sizin canınızı sıkabilir ya da bir belirsizlik hissiyatına kapılabilirsiniz diyor. Çünkü bir hani bir de konuşma var ilerisi için. Nazara da geleceksiniz ya da konuşmanız da yapılacak. Yani sizin bununla baş edecek oluşunuz ya da var olan sorunla mücadele edecek olan gücünüz başkaları tarafından dile gelecek diyor bana falanız güzel dilekleriniz gerçekleşecek tertemizde bir kalbinizi gördüm Hane içi, aile hayatıyla alakalı sıkıntısız bir süreciniz olacak. Tek kaygılı süreciniz sanki işinizdeki belirsizliklermiş gibi olsa da... Sonrası sizin adınıza aydınlık olacak diyorum arkadaşlar. Şimdi üç kişilik bir kutlama haline dönüyor hatta. Yani bir belirsizliği atlatacaksınız ama... Üç kişi nohbe değişi de var bu işle alakalı. Şimdi çemberini zaten çepeçevre olmuş. Bu gibi falın buradaki mesajı şudur. Ben yaşayacağımı yaşadım. Tecrübelerimi edindim. Hayatımı alacaklarımı aldım ve verilen zararlar sonrasını çıkartacaklarını da çıkarttım ben böyle iyiyim bana dokunmayın artık akıllandım da hani bana zarar da veremezsiniz sevdiklerim var sevmediklerim çıktı hayatımdan ben yoluma bu çizgide devam edeceğim demek Yolunuz açık arkadaşlar güzel dilediğiniz ne varsa sizlerin olsun ee, videonun sonuna falımın Hatta sonuna geldim ee, Öncelikle desteklemek için kanalıma abone olabilirsiniz Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Ee, biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diyorsunuz. Buket kahve falan Instagram hesabından e, ulaşılabiliyor. Bir de aşağıda bir link bırakıyorum ki WhatsApp linki yazarak ulaşım sağlamanız mümkün. 0533 031 32 telefon numarası üzerinden yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük falınız çok az ama özlü Dileklerinizi gerçekleştirmek için çabalayacak bir karakter olduğunuzu vurguladı bana falınız. Güzel söyledin. Her şey gerçekleşsin. Ben her falımız sonrasında mutlaka e, sizlerle konuşmama devam ederek yani karşılıklı olduğumuzu düşünüyorum. Bu falı şahsınıza baktığımı hissediyorum ve Sizinle karşılıklı sohbet ediyormuşum gibi hissetmek beni mutlu ediyor açıkçası. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. E, Bu kitabın çok pozitifsiniz teşekkürler. İyi ki varsınız diyorsunuz bana. Arkadaşlar ben bütün pozitif enerjimi sizlerden alıyorum. İnanın sizler de iyi ki varsınız demek istiyorum sizlere gönülden. E, her geçen gün arkadaşlarımız çoğalıyoruz. Aramıza katılanlar var. Hepsi hoş geldi diyorum kanalıma hepsi için gerçekten hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Süreç bizleri zorluyor, yoruyor. Artık umudumuz e, baltalandı, gidişat e, sıkıntılı gibi görünüyor. Umarım bayram sonrasındaki süreç bizim için e, gün doğar, güneş doğar diyorum gerçekten. Güzel gelişmeler olsun inşallah bu süreçte. Ben de sizler gibi bir önce bitmesi adına dua edenlerdenim. Ee, yani evde durmak ya da bu sürece yaşamak hepimizde ciddi anlamda psikolojik olarak da zaten kaygılarımızı arttırdı bizim umurda ihtiyacımız var bugünler sınav arkadaşlar geçecek inşallah yani sağlığın yerinde ise su yolunu bulacak dedirtirdi bu dönem bize dolayısıyla e, sağlığınıza gerçekten dikkat edin diyorum ama bunun yanı sıra psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar Gerçekten zor süreçlerden geçiyoruz. Bizler hepimiz kendimi de katıyorum bu sürece. Ben de dua ediyorum sizler gibi geçecek inşallah diye. İnsanoğlunun hayatındaki sınavlar bitmiyor maalesef. Yani geçirdiğimiz yıllarda başka şeylerle sınandık. Bugün başka yarın da farklı şeylerle sınanacağız. Yeter ki umudumuz bizi yarınlara taşısın. Yani gardınızı, umudunuzu yüksek tutun diyorum. Sizler adına temennim bu yönde. Ee, bize üzen insanlarla alakalı tabii ki de diyoruz ki bizi üzdüler, bizim kadar üzülsünler, görsünler bakalım nasıl bir duyguymuş. Özellikle pisi pisine üzülüyor olmak ve hakikaten haksızlığa uğradığımız için yaşadıklarımızı insan yüreği de kaldırmıyor, kalbi de kaldırmıyor. E, bedduadan korkarım. Negatif enerjisi döner dolaşır sevdiğini bulur derler. O yüzden de ilk gün itibariyle sloganım gibi oldu benim. Hep diyorum ki ben gerçekten Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Çünkü şuna inanırım. Bir kalpte inanın şuna siz de inanın isterim. bir kalbe neyi ekersen o sana onu veriyor. haset, fesat, kin, düşmanlık, uyanıklık işte hani bunlar işin içine girince o kalp zehirli bir kalp gibi kendisine kendisini aslında yaşatacağı şeyleri ancak bu, bu saydığım şeylerle sınırlandırıyor diye değerlendiriyorum. O yüzden kişiyi kendisine bırakın ve ilahi adalete teslim etmek en doğrusu. Allah herkesin kalbin ekmeğini yedirsin diyorum ben. Sizler için de temennim bu. ben şunları yapmaktan hiçbir zaman yorulmayacağım. Her falımda yapacağım. Çünkü sağlığınıza dikkat etmenizi gönülden diliyorum. Zor arkadaşlar yaşanılanlar duydukça yaşadıkça görüyor insan. Allah herkese gerçekten sağlık sıhhat versin diyorum. O yüzden de sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza tabii ki de. Bugünler sınav yarınlarınızdan umudunuzu, gardınızı yitirmeyin arkadaşlar. Son olarak da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Kalbinize güzel şeyler ekin. Hepsi güzelce yeşerse ve bir an evvel sizin olsunlar diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten ben bu yorumları okudukça inanılmaz mutlu oluyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sabah 10, akşam saat 7'de iki ayrı fal videosu yayına giriyor biliyorsunuz ki. Ee, başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.